Herkese merhaba. Eğer videolarımdan birine ilk defa denk geldiyseniz ismim Berfu. Instagram'da bu defterleri paylaştığımda çok fazla tutorial talebi oldu. Bugün size küçük, kolaylıkla çantada taşıyabileceğiniz, sert kapaklı olmasıyla da dayanıklı, zincir dikişli bir not defteri yapımını anlatıyorum. Öncelikle malzemelerden başlayalım. Benim kullandığım ölçüleri videonun altında açıklamalara ekliyorum ama siz istediğiniz ölçüde de yapabilirsiniz. 2 adet mukavva karton, 4 adet farklı ölçülerde desenli kağıt, hediye paketi veya ambalaj kağıdı da kullanabilirsiniz. 2 adet farklı ölçüde kesilmiş kumaş, tercihen biraz tok bir kumaş olmalı, keten kullanabilirsiniz. Lastik, mumlu ip ve 2 adet de kuş gözü. Lastik ve kuş gözü zorunlu değil, eğer yoksa kullanmayabilirsiniz. Defterin içi içinse 24 adet 80 gram kağıt kullanacağız. Mukavvaları defterin sırt kısmını oluşturacak kumaşa sabitleyerek başlıyoruz. İki mukavva arasında 1,5 cm boşluk kalacak şekilde mukavvaları kumaşa yapıştıralım. Daha sonra mukavvanın üzerine ve defteri kaplayacağımız kağıdın kenarına olmak üzere yapıştırıcıyı sürüp görüldüğü gibi yapıştıralım. Kağıdın köşelerini mukavvanın köşelerinden yarım santim mesafe bırakacak şekilde keselim. Ben pratik olması için bir aparat kullanıyorum ama makasla da bu şekilde kolayca kesebilirsiniz. Karşılıklı iki uzun kanatı yapıştırarak devam edelim. Kısa kanatları yapıştırmak için önce köşelerdeki taşan kısımları içeri doğru bastıralım. Daha sonra yapıştırıcı sürüp yapıştıralım. Defter kapağının iç kısmına da uygun ölçüde kesilmiş kumaş ve kağıtları da yapıştıralım. İç sayfaları bir araya getirip tam ortadan katlayalım. Belli sayıda kağıdı katladığımızda sayfaların uç kısmında her zaman bir üçgen şekli oluşacaktır. Onu da görüldüğü gibi bir falçata ile keselim. Sayfalardan bir tanesini alarak görüldüğü gibi bir şablon yapabilirsiniz ya da direkt kağıtlarınızı işaretleyip delebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Kağıdın ortasını bulup ortadan sağa ve sola doğru 1,5 cm mesafe bırakarak kapağı işaretleyip delelim. Daha sonra aynı işlemi kağıtlara da yapalım. Mumlu ipi iğneye geçirelim ve ucuna düğüm atalım. Defterin sırtını zincir dikişi yöntemiyle dikeceğiz. Ekranda nasıl yaptığımı hızlı bir şekilde görebilirsiniz fakat detay anlatım için zincir dikişi yönteminin videosunu sağ üstte ekliyorum. Aynı zamanda açıklamalarda da linkini bulabilirsiniz. Dikişten sonra defteri kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada kolay kapanma ve daha şık bir görünüm için lastik de ekleyeceğiz.
Defterin arka kapağını köşelerden 1,5-1,5 cm uzaklıkta olacak şekilde işaretleyip delelim. Ben burada bir delici kullanıyorum. Kemer delme aletiyle de yapabilirsiniz. Lastiği kuş gözleriyle beraber deliklere geçirip sabitleyelim. Lastiğin fazla kısımlarını keselim ve defteriniz hazır. Kullandığım tüm özel malzemelerin linklerini aşağı bırakacağım. Bir kısmı yurt dışından alındı, bir kısmı ülkemizde de bulunabiliyor. Eğer ki bu işi cidden yapmak istiyorsanız gerçekten pratik çözümler sunabilen aletler bunlar. O yüzden faydalı olması açısından linklerini ekliyorum. Umarım bu anlatım sizler için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyerek yaptığınız defterleri benimle Instagram üzerinden paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.